iki internet sitemize müdahale ediliyor. Ne bileyim, biz bunu gündeme getirmiyoruz ama benim de 10 gün önce arabamın saldırıda bulunuldu. Camı kırıldı, içeri girildi, içinden şoförümün telefonu, cüzdanı var, hiçbir şey dokunulmadı. Sadece benim evrak çantalarım alındı. Ben bunu hiç dikkate bile almadım açıkçası. Yani usulen polise bildirdik ama ben hiç dikkate almadım. Yani bizim çünkü sonuçta ne verilmeyecek hesabımız var ne de kimseden korkumuz var. Ama olaylara böyle baktığım zaman burada bir baskı var. Yani benim Büyükşehir Belediye Başkanımın ofisi kurşunlanıyor. Benim il başkanımın evine hırsız giriyor. Benim milletvekillerimin evine hırsız giriyor. Ha, o zaman demek ki biz izleniyoruz. Biz takip ediliyoruz ve her konuda baskı altında, tehdit altında böyle bir baskıya maruz bırakılıyoruz. Basın ilkelerine uygun gazetecilik yapmak isteyen dürüst gazetecilerimize sesleniyorum. Toplumu bilgilendirmek için mücadele eden aydın ve yazarlarımıza sesleniyorum. Düşünceleri ve inançları yüzünden hiçbir baskıya maruz kalmadan yaşamak isteyen onurlu iş adamlarımıza sesleniyorum. Halkımızın daha iyi koşullarda çalışmaları için gönüllü olarak görev yapan sivil toplum örgütü kanaat önderlerine sesleniyorum. Statlarda deşarj olmak için, spor seyretmek için, müsabaka izlemek için, özgürce tezahürat yapmak için statlara giden taraftarlarımıza bu konuya dikkat etmeleri gerektiği için onlara sesleniyorum. Muazzam bir kampanya var. Gençlerimize gurur duyuyoruz. Muazzam bir kampanya. Sosyal medyada. Yolsuzluğa ve rüşvete karşı. Muazzam. Her gün yani bakıyoruz, muazzam bir kampanya yürütüyor gençlerimiz. Gençlerimiz bu internete sansür konusunda da buna onların sahip çıkmaya, bu konuda da sorumlulukları hatırlatmak için onlara sesleniyorum. Özgür bir ülke için sokaklarda, meydanlarda her gün emekçilerimiz yürüyüş yapıyorlar. Doktorlarımız yürüyüş yapıyorlar. Avukatlarımız yürüyüş yapıyorlar. Onlara sesleniyorum. Meslek örgütlerimize sesleniyorum. Kul hakkının yenmesinden, tüyü bitmemiş yetim hakkının yenmesinden, içine sindiremeyen muhafazakar yurttaşlarımıza, yurtsever yurttaşlarımıza sesleniyorum. Çocuklarına daha iyi bir gelecek kurmak için canına dişine takmış anne ve babalarımıza sesleniyorum. Bu ülkede şiddete ve hiçbir ayrımcılığa uğramak istemeyen kadınlarımıza sesleniyorum. Bu sorun hepimizin sorunu. Bu sorun sadece siyasetin sorunu değil. Bu sorun sadece Cumhuriyet Halk Partisi'nin sorunu değil. Bu sorun bütün Türkiye'nin 76 milyonun sorunu ve bu soruna hep beraber sahip çıkmamız gerekiyor. Şu andaki biraz evvel ilk başta söylediğim gibi demokrasi ayaklar altında, hukukun üstünlüğü yok edilmiş, yargı bağımsız ve tarafsız olmaktan çıkmış, kuvvetler ayrılığı da şu anda ihlal edilmiş ve yasamaya da şu anda bir darbe girişiminde milletin iradesine bulunmuş.